Diğer katılımcılarımız için birkaç dakika daha sizi bekleteceğiz. İnşallah daha sonra başlayacağız programımıza. Selam, merhaba. Hocam, hayırlı akşamlar. Hoş İyi, geldiniz. ben de seni arıyordum tam. Tamam, bağlanmış. Tamamdır hocam. Kıymetli idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün seminerlerimizde gençlik ile bilinçli ebeveyn Ne seminerlerinde var? üçüncüsünü, ergen ebeveyni olmak adlı Orada seminerimizi mutfağın gerçekleştireceğiz inşallah. rafındaydı. Annene sor. Şimdi ben sunumumuza geçmeden önce sayın yönetmenimize söz hakkı vermek istiyorum. Muharrem hocam. Muharrem hocam, sesimizi alabiliyor musunuz? Muharrem hocam, mikrofonunuz kapalı. Hemen açıyorum hocam. Kusura bakmayın hocam, hemen aksaklığı giderdik. Selamun aleyküm. Cümleten hayırlı akşamlar. Erdal hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş Geliyor mu bulduk sesim? Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Sesiniz gayet güzel geliyor hocam. İnşallah hayırlı bir toplantı olur. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğun arasında vakit arıyorsunuz. Bizim değerli yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz de sizi dinleyeceğiz. Heyecanla bekliyoruz inşallah. Ben fazla zaman almak istiyorum. Hayırlı toplantılar diliyorum inşallah. Buyurun. Teşekkür ederiz hocam. Erdal hocama söz hakkını vermeden önce ben Erdal hocamdan kısaca bahsetmek istiyorum. Sayın Profesör Doktor Erdal hocamız 1976 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ana bilim dalında tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri bölümünde Eğitimde Psikolojik Hizmet ana bilim dalında 2000 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1998-99 yıllarında Konya Rehberlik Araştırma Merkezi'nde rehber öğretmen olarak çalışmış, 99-2006 yılları arasında araştırma görevlisi olmuştur. 2006-2010 yılları arasında yardımcı doçent olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapmıştır. 2011 yılında rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doçent, 2016 yılında profesör olmuştur. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ana bilim dalında görev yapmaktadır. Kıymetli katılımcılarımız, sunum esnasında eğer soracağınız soruları chat kısmından yazarsanız iletişim konusunda herhangi bir aksaklık, sıkıntı yaşamayalım. Hocamız için, hocam sunumunuz için sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Hacer Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle güzel bir toplantıya beni davet ettiğiniz, sizlere bulunma fırsatı verdiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok geniş katılımcı bir toplantı olmuş. Bundan da ayrıca mutlu oldum. Hafta sonu bu saatte bu kadar velimizin teveccüh göstermesi ayrıca mutlu etti beni açıkçası. Çok da mutlu oldum. Bugün ergenlik konusu üzerinde konuşacağız aslında. Yani hepimizin yaşadığı, hepimizin bir dönem geçirdiği önemli bir konu üzerinde duracağız. Bunu anlatırken aslında hep düşündüm. Bu ergenlik konusunu bir uzman olarak mı yoksa ergenlik çağına girmiş bir çocuğu olan bir baba olarak ya da o döneme yaklaşmış bir baba olarak da kendi nefsime de hatırlatma adına anlatmak, bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
Bunu dışarıdan bazı şeyleri uzman olarak başkasının sorunlarını çözerken objektif, rahat olduğumuz kısmıyla değil de biraz da yaşayarak, herhalde yaşadığımız kısmından da. Çünkü uzman olarak bazı şeyleri bahsettiğinizde her ne kadar konuya hakim de olsanız konunun acısını tam olarak hissedemediğimizden herhalde insanlara dokunma noktasında biraz daha sıkıntı yaşıyoruz. Ergenlik nedir? Niye bu kadar önemlidir? Ergenlik döneminde neler oluyor? Çocuklarımıza neler oluyor? Ergenlik dönemi sadece çocukların değişmesi gereken bir dönem mi? Yoksa anne babalar da bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor mu? Öncelikle şu soruyu bir kere kendimize sormamız gerekiyor herhalde. Hiç ergenlik geçirmemiş olan var mı? Yok. Herkes ergenliği geçir. Demek ki ergenlik üzerinde ilk anlaşacağımız nokta bu gelip geçici bir şey. Yani ama bu dönem öyle bir şey ki gelip geçici dediğimiz şey çok kısa bir süreç içerisinde gerçekleşmiyor. O kadar süreç eğer sağlıkla atlatılamazsa ömrümüzün sonuna kadar yaşayacağımız pek çok olayın sorunların temelini burada oluşturuyor. Çünkü ergenlik dönemi hayatımızla ilgili en önemli kararları aldığımız dönemler. Ben kimin sorusuna cevap verdiğimiz, mesleğimizi seçtiğimiz ve sonraki süreç içerisinde hayatımızla ilgili, kimliğimizle ilgili, geleceğimizle ilgili en önemli kararları verdiğimiz zaman. Nedir ki yani bu 12-18 yaş arası? Yani takvimsel açıdan sadece resmi anlamda söylüyorum. Ergenliğin bittiği dönem 18 yaş. Eskiden 18 yaşındaki insanları biz yetişkin insanlar olarak değerlendirirken bu ergenlik dediğimiz şey öyle bir şey ki tarihsel dönem içerisinde de farklılık gösteriyor. Geçmişte 18 yaşındaki insana yetişkin muamelesi yaptığımız, yetişkin diye davrandığımız dönem içerisinde günümüzdeki 18 yaşındaki insanları yetişkin sorumluluklarını alabilir hüviyette görmüyoruz. En bariz 18 yaşında o çocuğu olan arkadaşlarımız vardır şu anda. Kendi 18 yaşında evlenen çocuk sahibi olan kişiler kendi çocuklarını 18 yaşında evliliğe haiz görüyorlar mı? Yani bunu yapabilirler mi? Ya da bu çocukların kendi ayakları üzerinde durabileceği, gelip de bir gün size dese ki baba ben sırtıma çantamı aldım dünyanın öbür ucuna gideceğim dese ya bu çocuk bir şey düşünmüştür, karar vermiştir, bunu artık ciddi planlayarak yapabilmiştir diyebilir miyiz? Büyük ihtimalle bununla ilgili şüphelerimiz vardır. Şüphe duyuyoruz. Çünkü bu ergenlik dediğimiz şey bizim yaşadığımız dönemdeki ergenlik değil. Yeni bir zaman, bu zamanın ergenleri de farklı yaşıyorlar. Bizim yaşadığımız sorunlar farklı. Onların yaşadıkları sorunlar birbirlerinden farklı. Dolayısıyla onların çocukları da daha farklı sorunlarla ilgilenecek. Ama ortak olan bir şey var. Her çağda bu ergenlik yaşanıyor. Hemen hemen de benzer özellikler gösteriyor. Bu dönem içerisinde farklı sıkıntılar yaşıyorlar. Farklı problemler yaşıyorlar. Aslında ben bir şey sunu paylaşabilir miyim? Tabii yani, hocam. Hostu sizinle de paylaştım. Paylaşabilirsiniz. Nasıl yapabiliyorum? Biz Zoom kullanmıyoruz çok fazla. Hı-hı. O yüzden alışkın olduğum bir program değil. Pek çok programa alıştık. Zoom, Adobe, Meet derken Google hepsi karışmaya başladı artık. Tüm uzaktan doğru, haklısınız hocam. Aşağıda alt kısımda Share Screen kısmı var hocam. Oraya bastığınız zaman ekranınızı yansıtabilirsiniz. Arkadan seçebilirsiniz yansıtmak istediğiniz ekranı. Anladım. Hemen ben o zaman dosyamı açayım. Tamam. Yeşil bir buton halinde hocam alt kısımda. Aslında yani sadece görüntüde bir şeyler olsun. Çünkü ben konuşuyorum diye insanlar dinliyormuş gibi olmasın diye yapmak istediğim bir şey. Hem de biraz kafamız dağılmasın ne konuşacağımız. Çünkü ergenlik konusu çok konuşacağımız konulardan bir tanesi. Gerçekten de üzerinde duracağımız. Önemli olan bu dönemin yaşanması kadar o dönemi yaşayan diğer insanların da bu süreci daha sağlıklı şekilde atlatmasını sağlamak. Şu anda görünüyor mu? Evet hocam. Şu an bizim ekranımıza da yansıdı. Ben de şöyle kam ekran yaptığım zaman görünüyor mu? Şu an daha mı rahat oluyor? Böyle de sıkıntı yok. Yansıdı hocam. Şimdi
Bizim üniversite hocalarının ya da tüm hocaların temel özelliklerinden bir tanesi bir konuyu bahsedecekleri zaman nedir sorusuyla başlıyoruz. Ergenlik nedir diye baktığımız zaman da insanın içinde fırtınaların koptuğu, sosyal, psikolojik, fizyolojik değişikliklerin bir arada yaşandığı, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan büyüme, gelişim, olgunlaşmanın olduğu, gelecekteki yaşantıyı belirleyen dönem olarak tanımlayabiliriz. Bu dönemi çocuk olmaktan çıkıp yetişkin olmaya doğru geçişin olduğu bir dönem. Ciddi anlamda hem fizyolojik anlamda bir değişimin gözlendiği, çünkü boyatmanın olduğu, kilo almanın başladığı, erkeksi ya da kadınsı bir görünüme kazanmaya başladığımız bir dönem. İşte en çok sık rastladığımız şeyler, bu dönemde hemen fark edilen şeyler, boyu artmaya başlar, kilosu artmaya başlar. Kadınsı ya da erkeksi özellikler olarak birinci ve ikinci cinsiyet organları belirginleşmeye, belli olmaya başlar. İşte erkeklerin sesleri kalınlaşmaya, sakalları çıkmaya, işte kızların göğüsleri vesaire gibi belirginleşmeye, büyümeye, kadınsı hatlar alınmaya başlar. Bunun fizyolojik görüntü, fizyolojik belirtileri en temel şekilde. Sosyal özelliklerine baktığınız zaman artık bizden bağımsızlaşmaya başlarlar. Bizim sözümüzden çıkmayan, sürekli bizim söylediklerimizi dinleyen çocuğumuz artık bizi dinlememeye başlar. Artık onun için arkadaşları daha önemli bir hal almaya başlar. Yani referans kaynağımız anne baba olmaktan biraz daha başkaları olmaya başlar. Burada tehdit eden bir şey var mı, rahatsız eden bir şey var mı diye baktığımız zaman da aslında burada çocuklardan daha ziyade anne babalar endişe duymaya başlıyorlar. Eyvah, benim çocuğuma ne oldu? Benim sözümü niye dinlemiyor? Aslında ilk üzerinde duracağımız şey, korkacak bir şey yok. Çocuğunuz anne baba, çocuğunuz büyüyor artık. Onların kendi büyüdüğünü kabul etmeleri kadar anne babaların da çocuklarının değiştiğini, büyüdüğünü yavaş yavaş kabul etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kendi nefsinize baktığınız zaman önceden otur diyordunuz, ders çalış diyordunuz. Çocuk artık kendi düşünceleri, kendi fikirleri var, farklı şeyler var. Ve eğer biz o zamana kadar çocuğumuzla çok sağlıklı, yakın ilişkiler kuramadıysak, bu dönem içerisinde de birdenbire her şeyin yola girmesini bekleyemiyoruz. Aslında yani çocuklarla iletişim dediğiniz şey bir bütün halinde olan bir şey. Çünkü çocuk yetişmek ciddi sorumluluk gerektiren bir şey. Biz çocuklarımız hele büyüsün onunla top oynarız, hele biraz daha büyüsün onunla kamplar yaparız, hele biraz daha büyüsün onunla işte şu faaliyetleri yapacağız, kitaplar okuyacağız. Çocuğumuz ilkokula, ortaokula gidiyor. Çocuk artık bizi dinlemeye, bizimle vakit geçirmemeye başlıyor. Baba hadi şunu yapalım mı diyen çocuk, baba oğlum hadi şunu yapalım, baba benim arkadaşlarımla planlarım var diyen bir haline gelmeye başlıyor. Aslında biz çocuğumuzun büyümesine eşlik ederken onunla birlikte yol alma fırsatını eğer zamanında yakalayamamışsak ilerleyen dönemler içerisinde daha ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu dönemde çocuklar sadece büyürler. Ergenler ise hem büyürler hem de değişirler. Zihinsel anlamda değişiyorlar çocuklar bu dönem içerisinde. Çünkü çok ciddi anlamda bir zihinsel kapasitelerinde bir değişiklik oluyor. Bunun en temel sebebi de biraz da fizyolojiyle ilgili aslında. Nedir diye baktığımız zaman bunun sinir hücreler arasındaki miyelizasyonun olması, yani terimsel açıdan baktığınız zaman ciddi anlamda her şeyi daha iyi anlayabilir, daha iyi veri iletimini sağlayacak bir fizyolojiyle donanımlı hale geliyorlar. Bu onlara daha iyi anlamasına, soyut düşünceye geçmelerine, bir ölçüde baktığınız zaman daha iyi analiz yapabilmelerine, daha hızlı düşünmelerini sağlıyor. Bundandır ki lise çağlarında artık çocukların dinle ilgili sorularının, tuhaf tuhaf sorularının ortaya çıkması, farklı felsefi soruların ortaya çıkması bundan. Biraz daha baktığınız zaman çocuklar bu dönem içerisinde siyasetle ilgilenmeye başlarlar. Dünyaya ilişkin, Türkiye'ye ilişkin, siyasete ilişkin, bizim dünya anlayışımıza ilişkin, anne babanızın yani bizlerin hayat anlayışımıza ilişkin sorgulamalar içerisinde bulunabilirler. Kendi siyasi ya da farklı dünyevi görüşleri oluşmaya başlar. Bu süreç işte anne babaları zorlayıcı şeylerde bazen endişelendiriyor onların. O kadar garip düşünceler oluyor ki bazen. Anne babalar endişeleniyorlar. Bu noktada hemen paniklemeden birazcık onların kendilerini ifade etmelerine, onları anlamaya, birazcık onların bu zamanı geçirmelerine ihtiyaç var. Bir ölçüde ergenlik ikinci bir doğum olarak isimlendiriyor. Niye ikinci doğum? Çünkü birinci doğumda dünyaya geldiler fiziki olarak. Ama ikinci doğumda artık sosyal, duygusal ve psikolojik olarak varlıklarını ben varım diyerek dünyaya getiriyorlar. Bu oldukça önemli bir şey. Ergenlik
ne değildir diye baktığımız zaman hep ergen, bir kere çocuğun büyüğü yetişkinin küçüğü değil. Bir ara dönem. Anne babanın tersine bir yapılanma dönemi değil. Anneler genellikle ben ne dersem tersini diyor dediği bir dönemdir ya. Aslında böyle bir şey değil. Aslında çocuklar anne babalarından bağımsızlaşıyorlar. Bu onların olması gereken şeyler. Hiç şöyle bir şey ister miyiz? Hiçbir anne baba şunun hayalini kurar mı? Benim dediğimden başka bir şey istediğini yapmasın. Şöyle bir çocuk hayal edin. Siz ne derseniz onu yapıyor. Kendi iradesini kullanamıyor. Siz git diyorsunuz gidiyor, gel diyorsunuz geliyor. Otur diyorsunuz oturuyor, kalk diyorsunuz kalkıyor. Şunu çalış diyorsunuz, onu çalış. Hiç kendi iradesi yok. Aslında hiçbir kimse kendisine benzer, tıpatıp benzer birini olsun istemez herhalde. Yani büyük bir çoğunluğumuz, sağlıklı düşünen hiçbir insan bunun böyle olmasını istemez. Ergenlik hastalık ya da problem yaratma dönemi de değil. Gerçekten o kadar zor bir şey ki, yani bu çocuklar açısından da olaylara baktığınız zaman fizyolojileri değişiyor, onlardan beklentilerimiz değişiyor. Bir bakıyorsunuz boyları kocaman olmuş, bunlardan yetişkin gibi davranmalarını bekliyorsunuz. Ama psikoloji ve zihinsel yapıları henüz o bedensel büyümeyle eş zamanlı olmadığı için benzer özellikleri göstermiyor. Bakıyorsunuz kocaman çocuk ama yani kocaman olmuş ama hala küçük oyunların peşinde oyunlar oynamaya başlıyor, oyunlara devam ediyor. Bu gayet normal çünkü bir geçiş dönemi. Hem çocuksu özellik gösterecek hem de bazen bakıyorsunuz ki yani kocaman adamlarmış gibi konuşuyorlar diyoruz ya, büyük tecrübe sahibi ya da hayata büyük şeyleri değiştirebilecek güçte gören insanlarmış gibi de davranır diyorlar. Dolayısıyla bu dönem bir problem yaratma dönemi de değil. Otoritizme, başkaldırı, ailemize yabancılaşma da değil. Bu tamamıyla aslında ergenin kendi içerisinde yaşadığı, bir yönüyle de diğer insanlara yansıyan, onları etkileyen önemli bir değişim süreci. Ergenlik farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Erken ergenlik, orta ergenlik, geç ergenlik şeklinde de sınıflandırabiliriz. Bu 12, 13, 14 yaş dönemi içerisinde kız ve erkeklerde fizyolojik değişikliklerle kendini gösteren dönem erken ergenlik dönemi olarak ifade edilir veya erinlik dönemi olarak da isimlendiriliyor. Orta ergenliğe geçtiğiniz zaman biraz daha ben kimin sorusu cevap verdiği, biraz soyut düşünmeye evresine geçildiği, artık hayata ilişkin farklı bir duruşun, ben kimim sorusunun, gelecek düşüncesinin belirginleştiği bir dönem. Bir de geç ergenlik dönemi dediğimiz dönem var ki bu dönem artık yetişkin hayatına adapte olmaya başlandığı, artık yavaş yavaş hayatın sorumluluklarını hissedilmeye başlandığı bir dönem olarak kendini ifade edilebilir. Tabii şu soruyu ergenliği anlarken de hep yani ergenlik döneminde çocuklarımızın bizden yabancılaştığını düşünüyoruz. Bu noktada ilk olarak şunu düşünmeliyiz aslında. Biz çocuklarımızı yeteri kadar tanıyor muyuz? Tanımak işi gerçekten bir enerji gerektiren bir şey. Sorumluluk gerektiren bir süreç. Çocuklarımızı tanımak için birazcık vakit ayırmamız gerekir. Eğer biz çocuklarımızı yetiştirirken onların nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını, nelere dikkat ettiğini, nelere dikkat etmediğini, ona keyif veren şeylerin neler olduğunu, nasıl bir çocuk olduğunu, neleri başarabildiğini, neleri başaramadığını, neye güldüğünü, onların neleri mutlu ettiğini bir gözlemleyememişsin. Bunlar gerçekten enerji istiyor çünkü bunları tanıyabilmek için çocuğunuzla vakit geçirmelisiniz. Bunları tanıyabilmek için çocuklarla biraz zaman geçirmek, birlikte seyahatler yapmak, yolculuklar yapmak, etkinlikler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla sadece çocuğumu tanıyorum, o benim çocuğum çünkü onu ben doğurdum. O benim çocuğum çünkü benim evimde büyüdüğü gibi bir anlayışla çocuklarımızın tanıdığımızı düşünemiyoruz. Çocuğun içinde bulunduğu dönemin özellikleri neler? Yani ergenlik döneminde neler oluyor? Aslında o kadar çok şey konuşuluyor ki bugün online ya da uzaktan eğitimin ya da bunun en büyük avantajlarından bir tanesi aslında bilgiye pek çok kolay bir yolda ulaşabiliyoruz. YouTube kanalıyla, televizyon kanalıyla, internet aracılığıyla. Eskiden bilgiye ulaşmak çok güçtü. Uzmanlara ulaşmak çok güçtü. Bugün dünyanın en önemli uzmanlarını bile YouTube'dan ya da canlı seminerlerinden dinleyebiliyoruz. Ergenlik döneminin ne olduğunu, bilgisine ulaşmak çok zor değil. Bugün bana ulaşabiliyorsanız, bundan çok daha fazla bilgisini eğer doğru kaynakları tarayabilirseniz internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama ergenlik dönemini bilmek bize ne kazandıracak? Çocuğumuzu anlama fırsatı verecek. Çocuklarımız bu dönem içerisinde eğer 12 ve
18-20 yaşlar arasında. Çünkü ergenliğin başladığı zamanlar aşağı yukarı belirgin ama bittiği zamanlar çok da belirgin şeyler değil. Bugün ergenlik ne zaman başlıyor? Çocuk olmaktan çıktığımız dönemde başlıyor. Ne zaman bitiyor? Yetişkin sorumluluklarını aldığımız. Yetişkin sorumluluklarını almak ne demek diye bakıyoruz. Yetişkin sorumluluklarını almak demek yetişkin hayatında kendi ayakları üzerinde durabilmek, kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmek. Çünkü bağımsız karar verebilmenin, bağımsız davranabilmenin en temel özelliklerinden bir tanesi ekonomik özgürlüğe kavuşmak. Bugün işe girme, iş sahibi olma gibi durumlar yaşlarımız, bu yaştaki ergenlerde biraz ilerlemeye başlayınca şunu gözlemliyoruz ki ergenliğin bittiği dönemler biraz daha ilerleyen dönemlere doğru gitmeye başladı. Bu yüzden dedik ergenlik tarihten tarihe, zamandan zamana farklılıklar gösteriyor. İşte geçmişte 18 yaşında ergenlik bitiyordu. İnsanlar 18 yaşında ergenlik falan bilmiyorlardı ama artık günümüzde 22, 23, 24 yaşında ya da 30 yaşlara kadar ergenlik döneminin uzadığını söylenebilir. Çünkü ergenlik dönemiyle... Alo? Soru mu vardı? Devam edelim hocam, bir araya karıştı galiba. Estağfurullah. Ben soru var zannettim. Olabilir. Şimdi ergenlik döneminde fiziksel gelişim bundan kısaca bahsetmiştik aslında ama şöyle şundan bir saniye. Fiziksel gelişim, boyun uzaması, kilonun artması gibi özellikleri, yüzde sivilceler çıkmaya başlar. Bunlar en bir zihinsel özelliklerden de kısaca bahsetmiştik. Soyut düşünebiliyoruz. Soyut düşünce nedir? Elle tutulmayan, gözle görülmeyen konuları anlayabilmekle ilgili zihinsel yetiler gelişmeye başlıyor çocuklarda. Hani biraz önce biraz bunu da fizyolojiyle ilişkilendirmiştik. Dedik ki miyelizasyon dediğimiz bir şey gerçekleşiyor. Sinir hücreleri arasında veri iletimi o kadar hızlanıyor ki ben hep bunu lisanslı öğrencilere örnek verirken şeyle örneklendiriyorum. Şimdi Türk Telekom kabloları döşerken telli kablodan fiber optik kabloya geçtiğindeki bizim videoları indirme ve yükleme hızlarımız nasıl arttıysa ya da 5G ile 3G'den 5G'ye geçtiğinde nasıl arttıysa miyelizasyonla da çocukların sinirsel ağlarında böyle bir hızla gelişmeye başlıyor. Bir de bu onların daha iyi düşünebilmesine, daha iyi analiz edebilmelerine, daha hızlı şeyler öğrenebilmelerine imkan tanımaya başlıyor. Bağımsızlaşmaya başlıyorlar. Duygusal gelişimlerinde baktığınız zaman çocuklar yetişkin gibi davranmaya, yetişkin gibi konuşmaya, dünyalarında daha farklı. En önemli bu duygusal gelişim içerisinde bağımsızlık duygusu çok önemli bir yeri teşkil ediyor. Sosyal gelişimlere baktığınız zaman arkadaşlık ilişkileri, karşı cinsle olan ilişkilerinde değişmeler meydana geliyor. Bu dönem hayatlarını artık birden kız ya da erkek kavramının dışında kız arkadaş, erkek arkadaş kavramları da girmeye başlıyor. Bunlar çocuklar için önemli hale gelmeye başlıyor. Arkadaşlık ilişkileri bunun hayatının en önemli değişiminde. Diğer bir şey ahlaki gelişiminde doğru yanlış kavramları farklılaşmaya başlıyor şu. Değerler sistemi oluşmaya başlıyor. Tabii bu değerler sistemi sadece ergenlik döneminde oluşan bir şey değil. Hani en baştan dedik ya ergenlik dönemi birdenbire bizim formatlayıp yeniden çocuklarımızı kodladığımız bir dönem değil. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz pek çok faaliyet, pek çok etkinlik çocuğumuzun çok daha iyi bir şekilde bu dönemi atlatmasına katkı sağlıyor. Cinsel gelişim ve kişilik gelişimi de bu dönemde ciddi önemli bir yere sahip. Çünkü çocuğun cinsiyetine ilişkin, kadın ya da erkek olmaya ilişkin ciddi anlamda kimlik kazanımının gerçekleştiği, çocuğun kadınsı ya da erkeksi cinsel özellikleri kazanmış olduğu da bir evre, bu devre. Bizler birdenbire dünyaya kadın ya da erkek gibi davranarak gelmedik. Evet, çocukluk yıllarından itibaren bir kadın ya da erkek nasıl davranır bunları gözlemleyerek yaşayan ama ergenlikle beraber gerçekten bir kadın ya da erkek nasıl olur bunu da bu evre içerisinde kazanıyoruz. Kimlik kazanımı da hep bunu söylediğimiz zaman oldukça ben kimim? Bu yaşta bile pek çok insana sorsanız ben kimim sorusuna nasıl cevap verir? Oldukça gerçekten karmaşık bir sorudur ben kimim sorusu. Ne kadar zor bir sorudur gerçekten ben kimim? Gerçekten kişi kendini Görebiliriz. biliyorsa pek çok şeyi anlayabilir. Pek çok şeyi anlamlandırabilir. Hayatı tanıyabilir.
Ama kendini bilmeyen insan hiç kimseyi bilemiyor. Eğer kişi kendini biliyorsa dünyayı bilir. Dünyanın dışındaki olayları anlamaya başlayabilir. Ahlakı anlayabilir. Allah'ı anlayabilir. Ama kişi kendini bilmiyorsa hiç kimseyi anlayamaz hali. O yüzden ben kimim sorusunu sadece ben kimim sorusuna verilen bir cevap olarak değil de gerçekten hayatını etkileyen, değerlendiren, bizim hayatımıza yön veren, o değerler sistemini de bir anlama süreci olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi ergenlik döneminin genel özellikleri neler, neler oluyor bu dönemde diye baktığımızda, büyüme ve değişim evresi. Ciddi anlamda çocuklar artık boylarına bir bakıyorsunuz birdenbire. Çocuklar 1.10, 1.20 seviyesinden birdenbire bakıyorsunuz. Genel olarak Türkiye'deki ortalama açısından 1.60, 1.75 seviyelerine doğru hızlıca ilerliyor. Ki günümüz gençlerine baktığınız zaman boy ortalaması geçmiştekilerden biraz daha farklı. Daha uzun da seviyeye gelmeye başladılar. Yeni arayışlar içerisinde olduğu bir çağ. Bu dönem içerisinde çocuklara baktığınız zaman yeni arayışlara girmeye başlamışlar artık. Farklı şeyler arıyorlar. Yeni kitaplar, yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni dünyalar, yeni yerler, hiç kimsenin görmediği, bilmediği evet. Düşünceler. Bu dönem anne babanın aşırı yakınlığının istenmediği bir şey. Ne diyelim, o zamana kadar anne babasıyla vakit geçirmek isteyen, baba şunu yapalım mı, baba buraya gidelim mi, anne bana şunu söyler misin, anne diye bizi gördüğü zaman bize doğru koşan çocuklarımız birdenbire anne arkadaşlarımın yanında benimle bu kadar samimi olmasan, baba arkadaşlarımın yanında bana çocuk gibi davranma diyen ya da onları gördüğü zaman yolunu değiştiren, bu tam anlamıyla kaçmak anlamında değil belki ama yani pek baş arkadaşların yanındayken ailesiyle gözükmek istemeyen bireyler haline gelmeye başlıyorlar. Bu dönem bir bağımsızlık çağı. Tabii hepsinin en önemlisi bu bağımsızlığın ilk verildiği yerde çocukların kendi anne babalarına karşı vermiş oldukları yer. Bu anne babadan, çocuğun anne babasından değişik olma çabası onu boşluğa itiyor. Bu ya boşlukta sıfır da sıfır ben şeyde de... Onun anne babasından değişik olma çabası onu boşluğa itiyor. Bu boşluğu da arkadaşlarıyla doldurmak istiyor. O yüzden de hayatında ciddi önemli bir yere sahip oluyor arkadaşları. Çocukların bu dönem içerisinde arkadaşları, yani arkadaşlar bizlerden çok daha etkili bir yere sahip. Pek çok şeyi onlardan öğreniyorlar. Sizin çok uzun sürelerde anlatmaya çalıştığınız, aktarmaya çalıştığınız pek çok fikri arkadaşlarıyla konuşup çok hızlı bir şekilde halledebiliyorlar. Eğer sizler zamanında yeteri kadar bu dönemde endişe duyduğunuz pek çok konuyla ilgili çocuklarınızla konuşmadıysanız, çocuklarınızı bu döneme yönelik hazırlamadıysanız, arkadaşlarından duydukları eksik, bazen yanlış veya biraz daha şeyle saçma düşünceleri çocuklar bu dönem içerisinde alabiliyorlar. Birdenbire bir şeylerin yolunda gitmediğini, çocuklarımızın da bir şeylerin yanlış gittiğini düşündüğümüz dönem içerisinde hemen paniklemeye başlıyoruz anne babalar olarak da. Oysa ki asıl yani bunu öncesinde konuşmamızın ya da hep işte okul öncesi dönemden itibaren sağlıklı bir ebeveyn olmanın, çocuklarıyla vakit geçiren bir ebeveyn olmanın olmamız gerektiğinin en temel sebebi de burası. Biz çocuklarımızı ergenlikle tanımıyoruz. Ergenliğe kadar bizim çocuklarımızı daha yakından tanımaya, onlarla vakit geçirmeye, onları gelecek için hazırlamaya ihtiyacımız var. Bir anne baba olarak da aslında bunlar bizim sorumluluğumuz. Çünkü anne babalar olarak hep çocuklarımız bizim dediklerimizi yapsın, hem bizim sözümüzden çıkmasın, hem de gelecekte başarılı, kendi kararlarını veren, kararlı, istikrarlı insanlar haline gelsin istiyorum. Yavaş yavaş onlara karar alma özgürlüğünü tanıdığımız zaman, onlara yavaş yavaş kimliklerini yerleşmesini sağlamaya fırsat verdiğimiz zaman, kendi karar verebilme özgürlüklerini yavaş yavaş tattırdığımızda, onlara gelecekleriyle ilgili düşünmelerini ya da düşüncelerini anlattığında dikkatle dinlediğimiz, onlara değer verdiğimizi gösterdiğimizde yavaş yavaş bunu kazanıyorlar. Birdenbire ergenlik döneminde sen benim aslan oğlumsun, aslan kızımsın, yakışıklı oğlumsun, yakışıklı kızımsın dediğimiz zaman birdenbire bizim söylediklerimizi dinlemiyorlar aslında. Çocuklar bu dönemde idealler geliştiriyorlar. Dünyaya ilişkin, hayata ilişkin, dinlerine ilişkin, siyasetlerine ilişkin,
Kendilerine rol model seçiyorlar. Bunlar öğretmen olabilir, sporcu olabilir, bir şarkıcı olabilir. Bugün herhalde çocuklarımızın en çok rol model seçtikleri kişiler, şöyle konuşmaları bile tuhaf tuhaf gelen YouTuber'lar herhalde. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Yani şöyle bakıyorum, yani çocuklar neler izliyor, neler dinliyor diye baktığım zaman, yani günümüz gençliğinin en çok takip ettiği kişilere baktığımda, gerçekten dört kelimeyi bir araya getirip cümle kurmakta zorlanan, üç dört cümle arasında bir küfürlü ya da cinsel içerikli bir şeyler söyleyen büyük bir çoğunluğu için, hepsi için söylemeyeceğim ama büyük bir çoğunluğu ne yazık ki bu YouTuber'lardan oluşan bir durum. O zaman eğer biz çocuklarımızı bunlardan uzaklaştırabilmenin temel yolu, onların nelere ilgi gösterdiğinden haberdar olup doğru rol modelleri onların karşısına çıkarmamızda yatıyor. Çünkü bazen çocuklar kendileri için neyin iyi neyin kötü olduğunu çok da fazla bilemeyebiliyorlar. Ergenlik döneminde en çok rastlanan heyecan biçimleri neler diye baktığımız zaman, çocuklar bu dönem içerisinde korkular gözlemlenebiliyor. Yaşıtlarına bakıyorsunuz, bazen yaşıtlarından çok daha farklı bir şekilde, bazen farklı objelere, sujelere karşı korku geliştirebiliyorlar. Endişe duyuyorlar onlarda. Bazen gerçekten bizim için endişe duyuyorlar. Bizleri kaybetmekten korkuyorlar. Anne babalarını kaybetmekten, onlardan ayrı düşmekten. Her ne kadar siz de geçinemeseler de ya da bazen geçinemiyormuş gibi davranış gösterseler de en çok endişe duydukları şey anne babalarını kaybetme korkusuyla yaşıyorlar. Öfke duyuyorlar. Öfkenin büyük bir çoğunluğu da aslında kendilerine de duyuyorlar. Yaptıklarına, yapamadıklarına, anne babalarına, arkadaşlarına, sisteme. Sevgi duygusu gelişmeye başlıyor. Arkadaşlarına, karşı cinse yönelik sevgi gelişmeye başlıyor. Bu dönem içerisinde sevginin bir kısmı da aşkla ilgili oluyor. Tabii neyle ilgili kaygılanıyorlar? Sağlıklarla ilgili kaygılanıyorlar. Gerçekten olduğu gibi yani gerçekten bir kadın ya da erkek gibi görüneceğim mi? Başkaları tarafından beğenilen bir kadın ya da erkek gibi olabilecek miyim? Kişilikle ilgili kaygıları, nasıl bir kişiliğim? Gerçekten neleri yapabilirim, neleri yapamam? Hangi özelliklere sahibim? Çünkü biz de kendimizi süreç içerisinde, zaman içerisinde yaşantılarla tanıyoruz. Bu çocukların yaşamsal tecrübeleri o kadar küçük ki aslında kendileri tanıma noktasında ciddi güçlük yaşıyorlar. Aile ve evle ilgili kaygıları yaşıyorlar. Toplum içinde durumuyla ilgili kaygılar yaşıyorlar. Bu kaygılardan bir tanesi işte baktığınız zaman bir yerde konuşma çekinmesi. Hani çocuklara bu böyle tipik davranışları neler diye bakınca fotoğraf çektirmek istemiyorlar. Çünkü nasıl göründükleriyle ilgili bir kaygıları var. Yüzlerindeki sivilceyle saatlerce uğraşıyorlar. Çünkü nasıl göründükleriyle ilgili çok ciddi kaygıları var. Aman canım yüzümde bir sivilce kimse görmez dememizin onlar için bir anlamı yok. Çünkü onların hayatının çok önemli bir yerini yüzleri işgal ediyor. Hep bu örneği şöyle veriyorum. Yani çocuğun yüzünde patlayan bir sivilce, şöyle söyleyelim, iki mahalle ötesine düşen bir bombadan çok daha kıymetli olur onun için. Ya nasıl bu kadar vurdum duymaz dediğiniz bir yerde. Çünkü o sorun onun kendi sorunudur. Ve ciddi anlamda bu onu kaygılandıran bir şeydir. Sen Ezizeli. Kız erkek arkadaşlarıyla ilgili kaygıları vardır. Başkaları beni beğenecek mi? Beni sevecekler mi? Beni beğeniyor mu? Gibi farklı kaygıları vardır. Evet, bu yaştaki kız ve erkeklerin önemli kaygı kaynaklarından bir tanesi de karşı cinsin kendileriyle ilgili beğenip beğenmeyecekleriyle ilgili kaygılarının bulunmasıdır. Normal bir şey. Elbette ki normal, her çağın davranış özellikleri bu yaşta da normal. Çünkü çocuklar bu yaşta öncelikle kendilerini olduğu gibi kabul etmeyle ilgili problem yaşadıklarından dolayı başkalarının nasıl gördüğüyle ilgili kendilerine de ilişkili bir ciddi anlamda kaygı yaşıyorlar. Okulla ilgili kaygıları var. Çünkü girdikleri pek çok sınav ve o kadar çok başarması gereken, yerine getirmesi gereken görevleri var ki çocukların. Okulla ilgili kaygılar yaşıyorlar. Başarabilecek mi? Arkadaşlarıyla arasındaki o başarı farkı çok olacak mı, az olacak mı? Veya A sınıfından B sınıfına düşecek mi? B sınıfından C'ye gidecek mi? Veya işte üniversite sınavında istediği yerleri kazanacak mı? İstediği puanı alabilecek mi? Gibi pek çok kaygıları kendi içerisinde bulundurabiliyorlar. Meslek seçimiyle ilgili kaygılar yaşıyorlar. Yani bu dönem öyle bir dönem ki
kim olduğumuza karar vereceğiz, nasıl biri olduğumuza karar vereceğiz, kadın ve erkek kimliğimizle ilgili kararlar vereceğiz ve gelecekte yapacağımız meslekle ilgili de bir karar vereceğiz. Yani o kadar zor bir dönem ki gerçekten ve biz bunları henüz kararlarına güvenmediğimiz, doğru kararlar verme konusunda kaygılarımızın olduğu 12-18 yaşındaki çocuklardan bekliyoruz. Gençlerden, ergenlerden bekliyoruz. Niye bu kadar o zaman onlara yükleniyor dediğimiz, evet, o zaman bu yaştaki çocukların hata yapma ihtimallerini de birazcık göz önünde bulundurmamız, onlara biraz daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Yani çok katı olduğumuz zaman onların kendilerini düzeltmelerine, onların hatalarından ders çıkarmalarına da biraz fırsat vermemiz gerekiyor. Din ve ahlak konularında kaygılar yaşayabilirler çocuklar. Neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili, ya gerçekten o doğru değilse, ya gerçekten böyle değilse gibi farklı kaygılar yaşayabilirler. Anne babalara sorsak en çok çocukların nelerinden şikayetçi olurlar diye. Aslında bununla ilgili daha önceden yapılan araştırmalarda hep şunlar ortaya çıkıyor. Neden şikayetçiler diye baktığımız zaman. Herhalde bu gruptakiler de büyük ihtimalle benzer şey. Hırçınlaştı. Sorumluluk duygusu yok. En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor. İltimatom vermiş gibi. İleri derecede alıngan. Ne söyleseniz kendi üstüne alınıyor. Bir türlü ders çalıştıramıyoruz. Ders çalışmıyor. Derslerinde başarılı, iki kez başarılı değil, iki kez okula gitmemiş, sorunca yalan söyledi. Bu davranışı bizi çok şaşırttı. Her istediğini yaptırmak istiyor. Siz bana karışamazsınız demeye başladı. Çok harçlık istiyor, çok geziyor, eve girmek istemiyor. Son derece asi ve hırçın olmaya başladı. Şimdi bu duygular çok yabancı mı bize? Biz de çocuklarımızın yaşındayken anne babalarımızla benzer sorunları yaşadık mı diye önce bir kendi nefsimize sorduğumuz zaman birebir olmasa da bugünkü çocukların şikayetlerinin büyük bir çoğunluğunu kendi anne babalarımızla da yaşadığını görüyoruz. Aslında bunların kontrollü bir süreç içerisinde yaşanması çocuğumuzun geleceğe yani yetişkin hayatına hazırlanmasında ciddi anlamda ona rehberlik edecek önemli alanlardan bir tanesi. Ama biz bu kontrolü çocuklarımıza sağlamadığımız zaman çocuklarımız geleceğe ya da yetişkin hayatına çok sağlıklı bir şekilde hazırlanmakta zorlanabilirler. Çocukların şikayetleri neler diye baktığımız zaman, yani biz onlardan şikayetçiyiz de çocuklar bizlerden neler şikayetçi diye baktığımız zaman da şunları görüyoruz. Büyüklerin anlayışsızlığı, baskısı, onur kırıcı davranışları, yaşıtlarının ya da başka yetişkinlerin yanında çocuk gibi ya da onun onurunu kıracak şekilde davranmaları, cinsellikle ilgili, cinsiyetle ilgili sorunlarını aile üyeleriyle konuşamaması, boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirecekleri yerlerin, olanakların olmaması, çeşitli imkanlara sahip olmaması, spor yapacağım, yeteri kadar spor alanım yok, şuna gitmek istiyorum, şunları yap, işte bunları yapacak yer yok vesaire gibi. Kız ya da erkek arkadaşlarının aile ve çevresi tarafından anlaşılmaması, karşı çıkılması, çocuk yerine konmak, anne babaya karşılık verememek, anne babası bir şey söylediği zaman ona karşılık veremeyip bunu yutulması, anne babasından izinsiz dışarı çıkamaması. Tabii bunların hepsi haklı şikayetler mi? Ya da bu çocuklar bunlardan şikayet ediyor, onların söyledikleri her şeyi yerine getirmen gerekiyor gibi bir soru aklınıza gelebilir. Hiç öyle bir şey söylemiyorum aslında. Ama ergenlik çocuklarda meydana gelen değişiklik kadar anne babalarda da değişikliği gerektiren bir süreç. Yani bizler anne babalar olarak çocukların bu evre içerisinde evet. Şöyle topluca görmek istedim. Anne babalar bu dönem içerisinde çocuklarının büyüdüğünü görmeleri kadar, yani onların değişikliklerine odaklandıkları kadar aynı zamanda başka bir şeye de odaklanmaları gerekiyor. Bizler bu değişime hazır mıyız? Biz çocuğumuzun ergen olmasına hazır mıyız? Biz onun ergenliğini kabul ediyor muyuz? Onun yetişkin olduğunu kabul ediyor muyuz? Yetişkinliğe doğru ilerlediğini kabul ediyor muyuz? Biz buna hazır mıyız? Biz 8 yaşındaki çocuğumuza davrandığımız gibi
13-14 yaşındaki çocuğumuza davranıyorsa, 12-13 yaşındaki çocuğumuza davrandığımız gibi 18 yaşındaki, 20 yaşındaki çocuğumuza davranıyorsa, çok ciddi davranış problemleriyle, aile içi problemleriyle yaşamanız muhtemeldir. Sürpriz bir şey değil yani. Siz 8 yaşındaki çocuğunuza otur diyorsunuz, ders çalış diyorsunuz, şunu yap diyorsunuz ama 20 yaşındaki çocuğa da saat 5'te buraya geleceksin, şurada gideceksin. Aynı direktifleri götürdüğümüz zaman çocuklar ciddi problem yaşayabilirler. Biz onların başlarında bir zabit gibi davranıyorsak çocuklarımıza belli bir zaman sonra şöyle çok beylik laflar var. Bazen artık herhalde anne babalar da alışmıştır bu tür şeylere. Çocuklarınıza arkadaş olun. Çocuklarınıza lütfen anne baba olun. Çocukların arkadaşları var yeteri kadar. Yani 50 tane sınıf, 20 tane sınıf arkadaşı var, 30 tane sınıf arkadaşı var veya başka okul arkadaşları var. Siz anne baba olun. Arkadaş gibi olmayın. Ama arkadaş gibi sıcak olun. Çocuğunuzu dinleyin, değer verin, önemseyin. Onu dinlediğinizi, önemsediğinizi, onun önemsediği şeylere önem vererek gösterin. Çocuğun bir şeyleri anlatırken bunu iki televizyon dizisi arasında, iki reklam arasında dinlemeyin. Ciddi alın, dinleyin. Onunla beraber biraz yolculuk, biraz seyahat edin. Vakit ayırın çocuğunuza. Yürüyüş yapın birlikte. Ben kendi oğlumla benim en çok ben de onu gözlemliyorum. Ne zamanlar bizim ilişkilerimiz iyi oluyor, ne zaman kötü oluyor diye baktığımız zaman onu dinlemekte zorlandığım, çok fazla başka işlerle uğraşmaya başlayıp vakit ayıramadığım dönemler içinde ilişkilerimizin biraz böyle sürüncemeli gittiğini, onunla küçük yürüyüşler yaptığımızda onu kıymet verip yolda bana çok özel şeylerini hep böyle yürüyüşte anlatıyor ya da onunla ilgili ona özel bir şey yaptığım zaman anlatıyor. Yani işte ders çalışmıyor konusunda evet 12-13 yaşında çocuğunuzun siz kendi başına bağımsız ders çalışmasını bekliyorsanız biraz yanılıyorsunuz. Anne baba olarak kontrol etmek zorundasınız. Yani bunu niye söylüyorum? En başta kendime de söylüyorum. Çocuğum ödevini yapıyor mu? Evet yapıyor. Baktım ki pek çok şeyi kaçırmaya başlamış. Oturup onunla beraber evet yaptığını hadi getir bakalım şunları bir kontrol edelim. Bunun için yani hep anne babalar da kendime de söylüyorum öğretmen olmaya her konuyu bilmeye de gerek yok aslında. Şu anda ciddi bununla ilgili böyle sıkıntılar yaşadığımız için ama 2 haftadır böyle bir asılmaya başladık. Ders çalışmaktan keyif almaya başladı. Ya daha çok hoşlanmaya başladı. Bunları daha iyi yerine getirmeye başladı. Başardıkça, başardığını gördükçe keyif almaya başladı. Bizimle birlikte yani anne babasıyla beraber vakit geçirmenin vermiş olduğu hazzı yaşamaya başladı. Benimle daha çok soru sormaya, vakit geçirdiğini fark etmeye başladı. Bunlar da bizim için bir değişim. Ha başka bir şey hani dedik ya çocuğumuzun ergen olduğunu kabul edip ileriye doğru değişiminde ona eşlik edebilmek için. Benim çocuğum şu anda 12 yaşında. 13, 14, 15 yaşında daha farklı sorunlarla karşılaşacağız. Ama bugün bizim onunla iletişim sorunumuzu, onunla paylaşma sorunumuzu yavaş yavaş aşıp bir derdi sorun olduğu zaman bana gelebileceğini bilmeli. Anne baba olarak sizler de buna hazır olmalısınız. Çocuğunuz eğer sizlerle bir şey konuşmaktan çekiniyorsa ciddi anne babalık davranışlarınızı kontrol etmeniz gerekir. Sizin gibi düşünmesini istiyorsanız sizin fotokopiniz olması gerekir. Böyle bir şey yok ki. Allah isteseydi siz zaten o çocuğu fotokopiniz gibi yaratın. Fotokopi değil ki çocuklarımız bizim mallarımız da değil yani. İstediğimizi yapmazlar, yapmayabilirler de Allah onlara da bir irade vermiş. Dolayısıyla da çocuklarımızın kararlarına farklı bir birey olduğunu saygı duymalıyız. Bizlerin görevi onları yetişkinlik çağına kadar sağlıklı, sıhhatli, üzerimize düşen anne babalık rolleri yerine getirmek. Bundan sonra yapacak bir şeyiniz yok. Bir de şurası var. Çocuklarınıza ne yaparsanız yapın, hangi imkanları sunarsanız sunun, neler yaptırmaya çalışırsanız en nihayetinde onun yönünü kendisi çizecek. Ne yaparsanız yapın. Yani sizler onun için hayallerinizi kursanız bile hani pek çok anne baba vardır çocuğum şu mesleği yapsın. Ben hep meslek seçiminde örnek veriyorum. İnsanların isteyecekleri, içlerinden gelen mesleği yapmalarına fırsat vermemiz gerekir. Bugün pek çok mesleği icra eden insanlara görüyorsunuz. Aslında kendi istediklerini değil, anne babalarının istedikleri ya da yerine getiremedikleri hayalleri yerine getirmeye çalışıyor. Ne kadar zor bir şeydir aslında. Düşünsenize, yaptığınız meslek anne babanızın hayali. Bununla ilgili hep şey örnek veriyorum. Tam hatırlamıyorum ama internetten baktığınız zaman görürsünüz. Yıllarca babasının mesleği lastikçilik mesleğini yapmak isteyen bir kişi var. Bu
Hep babası gibi lastikçi olmak istemiş. Lastik dükkanına gitmiş. Babası lastik değiştirirken ona bakmış. Lastiklere ilgilenmiş. Hep böyle dikkatini çekmiş. Hep onlarla ilgileniyor ama üniversitede çok iyi puan oluyor. Tıbba gönderiyor. Babası da onun tıpçı olmasını istiyor. Gerçekten de tıbba gidiyor. Uzun süre çalışıyor. İl sağlık müdürü oluyor hatta bir yerde. Ama o sırada babası vefat ediyor. Birden tekrar şöyle düşünmeye başlıyor. Ben en çok ne olmak istiyordum diye. Babasının dükkanını işletmek istediğini, hep yıllarca onun hayalini kurduğunu fark ediyor. İstifa edip o işe geçiyor. Şimdi nasılsınız? Aa, çok mutluyum. Şimdi ya gerçekten çok uç noktada bir örnek. Gerçekten hayatta her zaman böyle şey olmaz. Ama uç noktada örnek olmayınca da burada anlatılmıyor işte. Yani ben hep örnek veriyorum böyle şeyleri. Gerçekten bazen çocuklarımızın ne istediğine odaklanmak. Çünkü bugün kötü meslek var mı? Ya da en iyi meslek var mı? En iyi meslek ya da en kötü meslek diye bir şey yok aslında. Meslekleri iyi icra edenler, kötü icra edenler var. Hangi mesleği olursa olsun, aklınıza gelen hangi meslek olursa olsun gerçekten iyi yapıldığı zaman çok iyi olabiliyorsunuz. Yani eğer maksat sadece para kazanmaksa çok iyi paralar kazanılabiliyor. Ama işinizi iyi yapmadığınız zaman, kötü yaptığınız zaman en iyi meslekte dahi olsanız problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, bizler anne babalar olarak hep çocuklarımızın iyiliğini istiyoruz gerçekten ama anne babalar çocuklarına her zaman da iyi niyetle de çok zarar veririz. F-16 pilotlarından birisi anlatıyordu, bu şeyde örnek veriyor. Annesi hep ona çocuğuna uçuşa gitmeden önce öğüt veriyormuş. Aman oğlum yavaş uç, alçaktan uç diye. Şimdi çok güzel öneri aslında şöyle düşündüğümüzde yavaş, alçaktan. Havacılık literatüründe en tehlikeli uçuş türüymüş arkadaşlar bu. Yavaş ve alçaktan uçuş. Bazen çocuklarımıza fark etmeden onlar için zararlı davranabiliriz. Evet, anne babalar iyi niyetliler. Çocukların iyi olmasını istiyorlar. Çocuklarınıza karşı bazı şeylerde eğer samimi içten davranabilirseniz, nedir bunlar? Sevginizi vermekte çekinmediyseniz, çocuklarınızın yanında olabildiyseniz, onlar yardıma ihtiyaç hissettiklerinde yanlarına gidebildiyseniz, sevginizi koşullara bağlı, onun başarısına bağlı vermediyseniz, verdiklerinizi ya da cezalarınızı yani sürekli kafasında bir sopa gibi beklemediyseniz, çocuklarınızla ilgili çok fazla endişelenmeye gerek yok. Çünkü çocuklarınız artık gelecek için yavaş yavaş hazırlanmaya başlamıştır. Bir de şurası var. Ne yaparsanız yapın, onların bir kişilikleri var. Onların bir kimlikleri var. Sizin dışınızda verdiklerinizin dışında çevreden aldıkları ile ilgili şekillendikleri var. Dolayısıyla da bizler çocuklarımıza iyi niyetle hazırlamaya ama onları yönlendirirken de kendi yollarında ilerlemelerine destek olmaya da ihtiyacımız var. Ergenlik döneminin iyi bir şekilde atlatılması neyle ilgili diye baktığımız zaman aslında biraz daha şöyle sevgi, yardım ve destek olmakla mümkün olabilir. Çünkü bu dönem ciddi anlamda çocukların baş etmesi gereken, yerine getirmesi gereken pek çok görev var. Çocuklarımıza bunları sağlayacak fırsat verdiğimiz zaman, onları hayatla ilgili farklı olayları, farklı görevleri, farklı durumları anlayabilmeleri için yaşantıları ve tecrübe etmelerine imkan tanıdığımızda, onlara sorumluluk verdiğimizde, evet. Bir kere çocuklarla ilişkilerimizde neye dikkat etmeliyiz? Ergenlik döneminde anne babaları genellikle şöyle bir şey içerisinde görüyorum, gayret içerisinde görüyorum. Çocukları çünkü sürekli bir suç işleyecek, onlar da yakalayacak dedektif gibi davranmaya başlıyorlar. Anne babalar olarak çocuklarımızı takip etmemiz kadar olağan bir şey yok. Ama üstünü sürekli diye koklamak, yani sürekli suçluymuş gibi, sigara içiyormuş gibi, herhangi bir suça karışacakmış gibi davranmak da bazen çocuğumuza fark etmeden sana güvenmiyorum, sen hatalı bir şey yapacağım mesajını verir. Bu yüzden çocuklarımıza karşı biraz daha anlayışlı, takip halinde olmak önemli bir şey. Elbette ki anne baba olarak bizim görevimiz çocuğumuzu takip etmek. Ama dedektif gibi sürekli arkasında olmadan onları kontrol etmeye çalışmak. Disiplin uygularken de aynı şekilde aslan terbiye etmiyorsanız eğer biraz toleranslı olmakta, biraz sınırları, biraz özgürlükleri hakkında çocuğunuza konuşarak, biraz aile kurallarınızı belirgin hale getirerek, kurallarınızı emretmeden ona neden öyle olduğunu anlatarak yaptığınızda, ara sıra bu kurallarınızı yine sınırlar dahilinde, kontroller dahilinde biraz esnettiğinizde,
Çocuk mantıklı bir gerekçeyle geç kaldığını açıkladığında, sizden korkmayarak bir durumunu aradığında ya da bir şey olduğunda söylediğinde biraz disiplinimizi bu noktada, evet disiplinli olmak iyi ama bunu sadece katı kurallar olarak değil de çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimlerine destek olacak şekilde ayarladığımızda biraz tatlı sert, bu ne demek tatlı sert bildiğiniz ama çocuk size yaklaşacak kadar sıcak ama aynı zamanda da kurallarınızı ve sınırlarınızı hissedecek kadar da sert. Yani bu niye ihtiyaç? Çocuklar bizim kontrolümüze ihtiyaç duyarlar mı? Elbette ki ihtiyaç duyar. Eğer siz çocuğunuza hiçbir şey demeyen biriyseniz gece çocuğunuz 9'da da gelir, 10'da da gelir, 11'de de gelir, gece 2'de de gelebilir. Anne babanın kuralları ya da denetimin varlığı çocuğa sağlıklı bir şekilde davranabilmeyi de öğretir. Çocuğun buna da ihtiyacı var. Dolayısıyla saat kaçta, neredesin kızım, bir sıkıntı mı oldu? Neredesin oğlum, şuraya gitmemişsin, okula kaç gündür devam etmiyormuşsun, bir sıkıntın, bir derdin mi var diye davranmak, annem babam beni takip ediyor. Aman dikkatli davranmalıyım. Oğlum yakında yanında biriyle konuşurken görmüştüm, o senin arkadaşın mı? İstersen anne babasıyla da beni tanıştır dediğinizde kimle arkadaşlık ettiğine biraz daha dikkat etmeye başlayacaktır. Tabii çocuklarımızı denetlerken de sürekli denetim altında tutmadan kendisine güvendiğimizi, samimi olarak davranışlarımızda davrandığımızı gösterdiğimizde bir kere o çocuğun otokontrolün kendisinde olduğunu ama ailede de ve toplumda da bazı sorumlulukların, aileye karşı da topluma karşı da sorumlulukların olduğunu hissettirerek gerçekleştirebiliriz. Tabii çocuğun görüşünü aldığınızda, ailede herhangi bir sorun olduğunda, gencin görüşlerini aldığınızda, onun ilgili bir karar verirken, odasını boyarken, yerini değiştirirken, ona bir eşya alırken, kıyafet alırken, biraz fikrini sorduğumuzda, ama şimdi bazen öyle bir şey yapıyoruz ki çocuğumuzu özgür bırakmak adına ona o kadar sınırsız bir imkan tanıyoruz ki çocuğumuza kredi kartımızı verir, istediğini yap. Şimdi bu çocuk bu konuda da sınırını da bilmiyor, ne yapacağını da bilmiyor. Çocuğun sınırlandırılma ihtiyacı var. 18 yaşındaki bir çocuğun karşılığı kaç lira olur? Şöyle bir düşünün. Bakıyorum bazen anne babalar işte ya aylık 2500-3000 lira harcıyor. Bugün asgari ücretin kaç lira olduğunu biliyorsanız bir çocuğun aşağı yukarı harçlığının ne kadar olması gerektiğini bütçeniz dahilinde karar verebilirsiniz. Çocuğun ekonomik durumunuz, statünüz, çocuğun durumu, diğer ihtiyaçları hepsinin önemlisi. Bu yaştaki çocukların yapabilecekleri yapamayacak. Çocuğuna 2500-3000 lira verdiğiniz zaman bu çocuk bunlarla bazen hoşunuza gitmeyecek, yarın pişman olacağınız, keşke o kredi kartını ya da o kadar para vermeseydim diyeceğiniz şeyler olabilir. Çocukların harcamalarını kontrol edin, takip edin ama kontrolsüz o kadar paralar vermeyin. Çünkü bazen çocuklar bu fazla paraları istenmeyen şeylere yönelmeleri neden olabilir. Fark etmeden çocuğunuzu teşvik etmiş olabilirsiniz. Para verin ya da vermeyin ya da çok ya da az verin demiyorum. Çocuğun nerede kullandığını, bazı çocuklara bakıyorsunuz, ne kadar para verirse versin bunu doğru bir şekilde, doğru yerlere kullanıyor. Para harcıyorsa da nerede kullandığını, nasıl kullandığını, para kazanıyorsa da nasıl kazandığını, hangi yollardan kazandığını farkında olun. Bazen bakıyorsunuz ki çocuklarınız bir yerden para akıyor, eğer nasıl gelirse gelsin düşüncesi de çok sağlıklı bir düşünce değil. İnternetten para kazanıyorum baba. Bakıyorsunuz yaptığı iş yasal mı, başkalarına zarar veriyor mu, vermiyor mu, biraz da bunları da kontrol etmemiz gerekir. Evet, çocuğunuzu ayrınız ama içinizden de sevmeyin. Sevdiğinizi gösterin çocuklara. En çok buna ihtiyaç duyuyorlar. Sevdiğinizi söyleyin. Yakışıklı olduğunu söyleyin, güzel olduğunu söyleyin. Ama bunu çocukluktan itibaren söyleyin. Ergenliğe gelince birdenbire ha benim güzel kızım demeyin. Daha öncesinden itibaren söyleyin. Çocuğunuz her ne kadar sizin güzel kızım demeniz onun için çok az bir teşkil etse de sevgiyle ilgili, kendi güzellik algısıyla ilgili önemli bir değişken, önemli bir ihtiyacının doyurmasına katkı sağlayacaktır. Bizim buna ihtiyacımız var. Çocuklarımızın buna ihtiyacı var. Ve çocuğa seni sen olduğun için seviyorum. Seni sınavda birinci olduğun için değil. Ya da işte hep biz onun başarılarına sevgimizi gösterdiğimizde aslında böyle söylemesek bile seni başardığın zaman seviyorum. Sen birinci olduğun zaman seviyorum mesajını veririz. Çocuğunuzu sadece çocuğunuz olduğu için sevin. Ne olursa olsun. İster 10. ister 100. ister 1. ister kazandığı ister kazanamadığı zaman. Çocuk bunu hissettiği zaman daha fazla kendisi gibi olmaya başlayacaktır. Daha doğal olmaya başlayacaktır. Sizin sevginizi kazanmak için yapmacık davranışlar göstermeyecektir.
Ve bunu anlamanın yollarından bir tanesi de içinizden çocuklarınızı sevmeyin. Sevdiğinizi gösterin. Hele hele bu ergenliğin girişindeyse çocuklarınızı öpmeye devam edin. Çünkü belli bir zaman sonra onlar öptürmeyecekler, yaklaştırmayacaklar, sarılmanıza müsaade bir müddet. Bu böyle gidiyor. Bu sizden uzaklaştığı anlamına gelmesin. Bu da bu geçici bir dönem. Ergenlik döneminden sonraki dönemde tekrar çocuklarınızla daha sıcak, daha yakından temas edeceksiniz. Birazcık o dönem içerisinde siz ona müsaade edin. Bundan geri durmayın. Siz sarılmaya çalışın ama o sizi reddettiğinde bunu kendinize bir saldırı istemiyormuş gibi de çok da fazla değerlendirmemek gerekir. Tabii çocuklarımızı sorgulamadan, yargılamadan, eleştirmeden eğer çocuklarımızla iletişim, sağlıklı iletişimler kurabilirsek çok daha sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatmalarına da yardımcı olmuş oluruz. Hep bahsettik bundan ama ergenlik dönemindeki en temel problem çocukların değişimi kadar anne babaların da bu değişime hazır olmaları. O yüzden tekrar sormak gerekiyor kendi nefsimize, içimize. Biz çocuklarımızın büyümesine hazır mıyız? Onların evden gitmelerine, evden gidebilecek şekilde yetişmelerini sağladık mı? Biz onların bu şekilde evden ayrılmalarını, kendi başlarına hayatlarını kurabilecekleri bir birey haline gelmesi için onlara yeteri kadar yardımcı olduk mu? Onları bu konuda gerçekleştirebiliyor muyuz? Veya biz yarın hayatımızı kaybetsek, korkusuzca onların hayatlarına devam edebileceği, ayakları üzerine durabileceğine ilişkin bir özgüven verebildik mi? Biraz bunları düşünmemiz gerekiyor. O yüzden fırsatınız varken çocuklarınızı sevin. Onlarla iyi ilişkiler içerisinde olun. Eğer hiçbir sorun, yani şu da şey gelmesin, sorunsuz bir hayat. Mümkün değil böyle bir şey. Çocuklarınızla sorun yaşayacaksınız. Yaşamıyorsanız zaten ailenizde bir sıkıntı vardır. Mutlaka yakında ciddi bir şey çıkacaktır. Ufak tefek sorunlar olur. Önemli olan bunu sevgiyle konuşarak bazen zamana yayın. Bir olayı çok sıcakken böyle üstüne defalarca gitmeyin. Birazcık zamana yayın. Birazcık bekleyin. Olayın sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin. Bir problem yaşadığınızda özellikle hani böyle bir kötü bir sonuç alındığında kötü bir şey. Olayın sıcağına konuşmak yerine öfkenizi, kendinizi bir kontrol edin. Çocuğunuzun durup düşünmesine bir fırsat verin. Bir sakinleştikten sonra daha güzel bir ortamda, daha sakin bir şekilde konuşmayı deneyin. Ne yaparsanız yapın. Ne yaşarsanız yaşayın. Bir, sevginizi esirgemeyin. İkincisi, konuşmanızı, çocuğunuzla iletişiminizi koparmayın. Bir anne baba ki çocuğuna küsüyor mu, ciddi anlamda o ailede çok ciddi problemler vardır. Evet, aslında bugün konuşmamın başında da söyledim. Ben bugün söylediklerimin hepsini sizlere söylerken aslında döndüm hep kendi nefsime söyledim. O yüzden kendi adıma tekrarlamak için söyledim. Bunları unutmayayım dedim. Çünkü ben de bir ergen yetiştiriyorum. Kendi kişilik özelliklerimi biliyorum. Bu kişilik özelliklerimin çocuğuma yansıma potansiyeli olduklarını biliyorum. Bunları neden söylüyorum? Ben başarı odaklı bir insanım. Etrafımdaki olayları, durumları kontrol etmeye çalışırım. Kendi eğer o kontrolümdeyse mutlaka müdahale ederim. Ama çocuğumla ilişkimde biliyorum ki bu müdahaleler bazen benimle onun ilişkilerini bozabilir. Her seferinde ben Erdal'ım, o Caner. Benim isteklerim farklı, onun istekleri farklı. Ben hiperaktif bir adamım, yerimde duramam, o çok yavaş. Bunu niye söylüyorum? Eğer ben bunu kabul ettiğim zaman ondan beklentilerim değişiyor. Ama kaptırıp kendim gibi, ya niye böyle yavaş hareket ediyor, niye bunu yapıyor dediğim zaman strese girmeye başlıyorum. Hem kendimi strese sokuyorum, hem onu strese sokuyorum. Hayat ne kendimizi strese sokacak kadar ne de çocuklarımızı strese sokup farklı sıkıntılar yaratacak kadar kıymetli değil. Gerçekten çocuklarımız ya da uzun değil, kıymetli değil demerken uzun değil. Hayatımızı daha güzel geçirmek, daha güzel yaşamak, çocuklarımızı daha güzel yarınlara hazırlamak için sevgiyle, muhabbetle çocuklarımızı güzel bir aile ortamında büyütmeye ihtiyacımız var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorular geldiyse onları cevaplamaya hazırım. Hepinize bu saatte bu kadar kişinin katılımıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam kıymetli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Çok ihtiyacımız olan önemli noktalara değindiniz aslında. Biz hem öğretmen olarak hem de velilerimizle yaptığımız görüşmelerde hep duyduğumuz şeyler, karşılaştığımız sorulardı. Bir hocamız, Sait Hocam,
Bağımsızlıkların sınırlarını nasıl çizeceğiz demiş. Ama bu noktada da paylaşımımız olmuştu. İsterseniz sorumuz bu var. Şimdi bağımsızlık dediğimiz zaman kaç yaşa göre, bu yaşa göre de düşünülmesi gereken bir şey. Şimdi 12-13 yaşındaki çocuğun bağımsızlığı ne olabilir? Şu en basit şeyden başlayalım. Çocuklarınızla bir yere yemeğe gittiğiniz zaman bırakın yemeğini kendisi söylesin ne istediğini. O etli ekmek yer, o köfte yer demekten vazgeçin. Bağımsızlık diyorsanız bırak çocuk odasının daki eşyaları seçmesinde, bazen kıyafetleriyle ilgili renk seçiminde, kıyafetleri seçiminde biraz kendisi karar vermeye başlasın. Kendi kararlarına, kendi beğenileri oluşmaya başlasın. Kitapları da, yani 5 tane kitapsa bir tane kitap kendi seçmesine izin verin. Kendi seçtiği, sevdiği alanlarda okumasına fırsat verin. Giriş çıkış saatleriyle ilgili olarak kontrolün sizde olmak kaydıyla, belli saatlerde buna riayet etmek kaydıyla, yaşına uygun şekilde bazı zamanlarda arkadaşlarıyla vakit geçirmesine ihtiyaç hissedin. Hem arkadaşların yanında statüsü, ya babasından izin alabiliyor, kendine güveni artıyor şeklinde bir statüsü kazanmaya başlar. Hem de aynı zamanda kendisine güvenildiğiyle ilgili güven duygusu gelişmeye, size de güvenmeye başlar. Bu gayet güzel olur. Bu bağımsızlık biraz daha yaşına uygun olarak gelişen bir şey. Ama 18 yaşındaki bir çocuğa da hala okula götürüp getiriyorsanız, sonra ne diyelim onun adına pek çok faaliyeti yerine getiriyorsanız, çocuğun bağımsızlığını da kör etmeye başlamışız demektir biraz. Yani bugün bunu niye söylüyorum? Üniversite 1. sınıf, 2. sınıf velileri bazen şeyde görüyorum kapıda. Çocukları çıkacak, alıp eve gideceğiz. Ya bu yaş otobüse binebiliyor musun çocuğunuz? Binebiliyor. Dolmuşa biniyor mu? Biniyor. Bırak onlar da binsin işte yani. Ya işte kıyamıyorum. Bazen çocuklarımızı o kadar kıyamıyoruz ki çocuklarımız evden dışarı çıkamaz hale geliyor. İnsanlar birazcık otobüsle öğrenir, arkadaşlık etmeyi, dolmuşta. Evet, bazen milyonda bir ihtimali düşünerek çocuklarımızı kısıtlamamızın anlamı yok. Evet, doğru. Yani bazen dolmuşta kötü bir şey gelebilir. Otobüste de kötü bir şey gelebilir. Sizin evdeyken de gelebilir. Yani bu kadar hayatınızda çocukla ilgili onun hayatında olumsuzluklarla karşılaşmasın diye bazen onun için gelişme fırsatlarını da engelleyebiliriz. Bırakın çocuklarınız dışarıda biraz daha gelişmelerine fırsat vermemiz gerekir. Tabii dedim ya tekrar, bu yaşa göre, duruma göre, yani bu noktada herhalde bir karar verebilirler diye düşünüyorum. Çünkü herkes için ortak bir bağımsızlık sınırı yok nihayetinde. Teşekkür ederiz hocam. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Muharrem hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mıydı kapatmadan önce? Ben teşekkür ediyorum Evdar hocam. Çok böyle boyutlu şumurlu bir bilgi verdi. Allah razı olsun. Tabii bizim İslami literatürde önce nefsime söylüyorum derler ya, hocam da o yoldan gitti. Bizim nefsimizde de yaşadıklarımız da bunlar. Allah razı olsun. Hem velilerimiz için